en büyük kilisesi fethiden sonra camiye hemen tahvil olunuyor, teknik tabiriyle dönüştürülüyor. Bu bir hakimiyet alameti olarak hep bizim İslam tarihinde karşımıza çıkmakta. Bu noktada İslam hukukunun vermiş olduğu cevaz bütün kiliselerin camiye çevrilmesi noktasında olmayıp en büyük kilisesinin bir fetih alameti olarak camiye çevrilmesidir. Niye en büyük kilise? Cuma namazı. Çünkü İslam fıkhında bir aynı zamanda ibadet olmakla beraber hakimiyet alameti olarak da görülmüş. Hazreti Peygamber'in 13 yıllık Mekke tebliğinden sonra hicret etmek zorunda kaldığı Medine'ye girişinde Küba'da ilk yapmış olduğu ibadetlerden bir tanesi Cuma namazı kıldırmak ve öncesinde de hutbeyi okuması olmuştur. Bu İslam alimleri tarafından, fakihleri tarafından bir hakimiyet ifadesi olarak hep görülmüştür. Ve Hazreti Peygamber Mekke'de kılmamış olduğu Cuma namazını Medine'ye hemen daha girişte ilk haftasında Cuma günü eda etmiştir ve Medine'ye girdiğinde de yine Mekke'de olmayan bir mimari yapı karşımıza çıkmaktadır. Mescid-i Nebevi'nin veya Mescid-i Peygamberi'nin ortaya çıkması ve burada da Cuma namazının kılınmış olması İslam tarihinde bir özgürlük alameti aynı zamanda sayılmış. Dolayısıyla en büyük kilisede bu vesileyle Cuma namazının da aynı zamanda bir hakimiyet alameti olarak kılınacağı için camiye tahvil olunmuştur. Eğer İslam hakimleri bir yere geldikleri zaman kiliseyi camiye, kilise varsa camiye çeviriyorlar. Yoksa yeni bir cami yapıyorlar. Misal Mardin Ulu Cami, Diyarbakır Ulu Cami bu şekilde kiliseden camiye tahvil olunan, dönüştürülen efendim camilerdir. Eğer yoksa misal Konya'da Alaaddin Camii yeni baştan yapılmıştır. Malatya'da Ulu Camii baştan yapılmıştır. Ve bu camilere 1. Cami-i Kebir, 2. Ulu Cami, 3. Cuma Mescidi isimleri verilmiştir. Her bir yerde bu ulu camiler, Cami-i Kebir, efendim Cuma mescitleri aynı zamanda İslam hukukunda Darül Harp'ten Darül İslam'a geçişin mimaride ifadeleri hep ola gelmiştir. Bu dünyada yani ortaçağ İslam dünyasında hal böyleyken ortaçağ Hristiyan dünyasında özellikle tırnak içinde söylüyorum Katolik dünyasında biraz daha daraltırsak durum da daha farklı değildir. Mesela Endülüs devletini veya medeniyetini yıkan Katolik İspanyollar Kordoba Camii'ni, Ulu Camii'ni kiliseye dönüştürmüşlerdir. O dünyada da uygulama 3 aşağı 5 yukarı aynı. Dolayısıyla burada böyle de diğer tarafta böyle değil diye bir şey söz konusu değil. Dönemin adeti, ortaçağın geleneği hem Hristiyan dünyada hem de İslam dünyasında aynıdır. Yalnız Kudüs'le ilgili bir farklılık bu noktada ben görüyorum. Hazreti Ömer oraya girdiği zaman Romalıların yıkmış olduğu tapınak kalıntılarının olduğu mekana Hazreti Ömer Mescid-i Aksa'yı inşa etmiştir. Tapınağın batı duvarı da bugün ağlama duvarı olarak kullanılmaktadır ama ağlama duvarı olarak kullanılması Hazreti Ömer döneminden bir itibar başlamış bir uygulama olmadığı düşünülüyor. Daha çok 16. yüzyıldan sonra seyahatnamelere baktığımız zaman burası tapınağın bir parçası olarak değerlendirilmiştir. Yani Hazreti Ömer Kudüs'e girdiği zaman bir Hristiyan mabedini camiye çevirmemiş, orada bulunduğuna inanılan, tapınağın bulunduğuna inanılan bugün yere Mescid-i Aksa'yı veya camiyi inşa etmiştir. Osmanlılar mesela Mora'ya girmişler. Benefçe Kalesi'nde bir kiliseye çevirdikleri mekan var. Ayasofya oranın adı da ilginç. Edirne'de Ayasofya var. Selanik'te Ayasofya var. Rumeli'de Hristiyanların eline geçen veya Osmanlı'dan çıkan mekanlardaki bütün ibadet mekanları bugün ya kiliseye çevrilmiş ya da tamamen atıl kalmıştır. Girit'te mesela Osmanlılar girdiği zaman burada camiler yaptılar ama bu camilerden bugün sadece bir tanesi ayakta. Yani 400'ün üzerinde cami olduğu söylenir Girit Adası'nda. Bugün bir tane mekan ibadete açık. Yani veya yıkılmamış öyle diyelim. Ayasofya fethin mimari sembolü olduğu için cami yapılmıştır. Şehrin en büyük kilisesidir. Megea Ekklesia. Yani büyük kilise olarak hep geçer kayıtlarda. Bütün seyyahlar buraya geldikleri zaman bilgi verirken büyük kilise tabirini kullanırlar ama
Bu büyük kilise Ayasofya'dan ibaret değildir. Bugün Aya Irini Kilisesi de buranın müştemilatına dahildir. Aya Irini Kilisesi ile beraber Ayasofya Büyük Kilise adı efendim ifade olarak kullanılmıştır. Ve burası bizatihi fethin ifadesidir. Osmanlı döneminde cami için Fethiye Camii'nin kullanılmış olması da bu şeyimizi, görüşümüzü desteklemektedir. Burası bir Ortodoks ibadet mekanı olarak açıldı. Yani 360 yılında Konstantin tarafından 532 defa yangın geçirdi. 537'de tekrar bugünkü halin ile kubbeli olarak 33 efendim metre olarak düşünülen bir kubbe inşa edildi. Sonradan bir sürü depremler geçirdi. Uzun hikaye. Tamirler gördü falan. 1453'te Osmanlılar burayı aldılar. Camiye dönüştürdüler. Fethin ifadesi olarak Fatih Sultan Mehmet bir vakfiye düzenledi buranın cami olarak kullanılması için. Vakfiyeler veya vakıflar belli bir süre için değildir genelde. Bunlar süresiz olarak hep düşünülür. Dolayısıyla burası bir fethin ifadesi olarak Osmanlı padişahlarının bayram namazını kıldıkları, teravih namazına geldikleri, özellikle Kadir gecesinde bir mekandır. Müslümanların toplandığı bir mekandır. Burası fethin ifadesi olarak cami yapılmıştır. 1934 yılında da Ekim ayında burası müzeye dönüştürülmüş, müze müdürlüğüne bağlanmış ve ilginçtir. Yine Fatih'in yaptırdığı medresede yerle bir edilmiştir hiçbir sebep yokken 1934 yılında. Burası o günden bu yana müze olarak kullanılmaktadır. Okumalarımdan benim çıkarttığım netice şudur. Dönemin siyasi şartları, buhranı veya yeni savaştan çıkmış bir devlet gayet kolu, ayağı, bacağı yara almış, budanmış bir devlet burayı uluslararası ilişkiler düzleminde, seviyesinde müzeye çevirmişlerdir. 1931 yılında, 32 yılında Amerikan Bizans Araştırma Enstitüsü'ne duvarlarının altındaki mozaiklerin çıkarılması müsaadesi Atatürk tarafından verilmiş Bakanlar Kurulu kararıyla ve Amerikalı Bizans tarihi araştırmaları 1944-45 hatta 1970'e kadar buranın mozaiklerini sökmeye başlamışlardır. 1931'de sökmeye derken o Fatih'in namaz kılınabilmesi için suretlerin üzerine kapattığı mozaikler açılmaya başlanmıştır. 1931'de başlayan süreç 34'te kapatmayla, müzeye dönüştürmeyi beraberinde getirmiştir. Bu noktada Ayasofya'nın uluslararası baskının veya uluslararası alanda verilen bir taviz olarak ben görüyorum, o kanaatteyim. Ve devletin gücü o zaman buna yetmedi. Yani, ve devletin gücü Menderes döneminde de buna yetmedi. Menderes'e buranın açılması noktasında teklifler var. Yani camiyi açması, müze halinden kurtarması. Fakat ezanı Türkçeden Arapçaya eski haline döndüren Menderes Ayasofya'yı tekrar camiye dönüştürememiştir. İlginçtir, buranın Hünkar Mahfili'nin Ayasofya'nın hemen arkasında Topkapı Sarayı'na giriş tarafında büyük kapıda birinci avluya ana kapıda birinci avluya giden ana kapının tam karşısındaki bina Hünkar Mahfili'dir. Orası 8 Ağustos 1980 tarihinde ibadet açılmıştır. Bakanlar Kurulu kararı var mı onu tam bilmiyorum ama açıldı. 1980 ve 8 Ağustos. 14 Eylül 1980 tarihinde de restorasyon gerekçe gösterilerek burası tekrar ibadete kapatılmıştır. Tarihe tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. 14 Eylül 1480, yani 12 Eylül ihtilalinden 2 gün sonra. Ve burası tekrar ibadete kapatılmıştır. 1991 senesi Ekim'i olması lazım. Tekrar o Hünkar Mahfili ibadete açılmıştır. Ve bugün burada ibadet yapılmaktadır. Ayasofya'nın ibadete açılması ve kapatılması nasıl siyasi ise ben buranın ibadete açılmasında siyasi olduğunu düşünüyorum. Cümleyi tekrar geçmişe götürürsek cuma namazı nasıl bir hürriyetin ifadesi ise Hazreti Peygamber'in Kuba'da bunu kıldırması, vermiş olduğum tarihten örnekler nasıl siyasi bir duruma aynı zamanda tekabül ediyorsa, Ayasofya'nın ibadete açılıp cuma namazının burada kılınmasının da kılınabilmesinin de ben siyasi bir tavır olduğunu düşünüyorum ki bugün üzerinde yapılan bu kadar tartışma da bunu doğrular niteliktedir. Açılmasına karar verilmiş olması için de şöyle diyelim, devletin gücü yetmedi
veya devlet uluslararası düzlemde bunu müzeye dönüştürdü cümlesiyle eş anlamlı olarak bugün şu cümleyi de kurabiliriz. Devlet burayı eğer açacaksa, demek ki devletin uluslararası düzlemde burayı açacak kendine güveni gelmiş demektir. Ve ben açılması kanaatindeyim. Camiye dönüştürülmesi kanaatindeyim. Buraya insanlar bilet alarak değil, kendi atalarının yadigarı olarak, abdest alarak, abdesti olarak girebilirler. Ve yine buranın eski Bizans dönemi hatıraları, Ortodoks mezhebinin kendine ait hatıraları, gravürleri de Fatih'in yapmış olduğu gibi korunarak, muhafaza edilerek burası tekrar ziyarete açılabileceği ben kanaatindeyim. Osmanlılar 3 tane Bizans'ı ortadan kaldırdılar. 1331 İznik alındı. Oradaki kilise Ayasofya Kilisesi camiye çevrildi. Ve orada Bizans imparatorları bugün yatıyorlar. 2. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul aldı. Ayasofya'yı camiye çevirdi. 3. 1461'de yine Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u ele geçirip oradaki Ayasofya'yı da camiye dönüştürdü. Ayasofya Batı dünyasının, Hristiyan dünyasının sinir ucudur. Yani Fatih için bir tane papa var, Piccolomi, İstanbul'un fethinden 20 gün sonra bir mektup yazıyor. Çok ilginç tabirler var. Diyor ki Fatih Sultan Mehmet'i diyor siz Persi zannetmeyin. Bu diyor bildiğiniz bir şey. İskit. Düşünün ta İskit, İslam öncesi döneme ait Türklere atıf var. Pers ve İskit kelimesinin Fatih tarafından kullanılması Bizans yazım geleneğinde, Roma tarih yazım geleneğinde bir nefret dilidir. Dolayısıyla bu nefret dili bizzat Papa tarafından yazılan bir mektupta bile Fatih için dile getirilmiştir. Batı dünyası için Sultan Arpaslan Perslidir, İskitlidir. Sultan Tuğrul Perslidir, İskitlidir. Kılıç Arslan Perslidir, İskitlidir. Karamanoğulları Perslidir, İskitlidir. Timur da Persli ve İskit hükümdarıdır. Ve bu sıfatlar Roma, Bizans tarih yazımı tarafından aynısı Fatih için de kullanılmıştır. İstanbul'un fethi sebebiyle. Yani Cemil Meriç'in çok güzel bir sözü var. Bütün Kur'anları yaksak, bütün mescitleri yıksak, Batı'nın gözünde yine bir Osmanlıyız. Değişmeyiz yani. Bunlar özel bizim değerimiz. Batı'nın kendine ait değerleri var ama bu noktada biz aklın, ilmin, bilginin doğru yorumuyla nefret diline kaydırmadan, özellikle kendi içimizde A grubu, B grubu, C grubu ayrımına gitmeden bunun ben suhuletle, daha ayağa yere basan bir şekilde siyasallaşmadan kendi içimizde siyasallaşmadan bu sürecin tamamlanabileceğini düşünüyorum. Ve Ayasofya'nın da tekraren son cümlem olsun açılmasının olumlu bir cami olarak açılmasının olumlu olacağı kanaatindeyim. Yani bu şahsi bir kanaatim olmakla beraber bu memlekette yaşayan hangi siyasi görüşten olursa olsun birçok insanın da isteği olduğu, talebi olduğunu ben düşünüyorum.